Herkese merhabalar. Doktor Hüseyin Cengiz ben. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Bugün size balayı sistitinden bahsetmek istiyorum. Yani balayı sistiti ismi enteresan ama sistit deyince kadınlar hemen hemen hepsi ne olduğunu aslında biliyor bunun. Çünkü neredeyse yarısı hatta daha fazlası sistiti deneyimlemiş oluyor ne yazık ki. Ancak balayı sistiti farklı bir şey mi? Eğer idrar yaparken yanmanız var, sık idrara çıkıyorsunuz, e, ne bileyim ciddi bir pelvik diskonfortunuz var, kasık bölgenizde bir ağrı hissediyorsunuz, idrarda kan görüyorsunuz, sunuz Kokulu bir idrar, köpüklü bir idrar ya da sıklıkla böyle aniden sıkışıp devamlı tuvalete gitmek zorunda kalıyoruz, kalıyorsunuz. Karın alt bölgesinde bir ağrı varsa kuvvetle muhtemel sistit olmuşsunuzdur. Sistit ne yazık ki kadınlarda erkeklere göre daha fazla görülüyor. Çünkü kadınların üretrası yani idrar yaptığımız kanal erkeklere göre daha kısa yaklaşık 4 santim boyutunda ve anüsle yani anal bölgeyle gayta çıkışı sağlanan yerle özellikle idrar çıkışı sağlanan yer çok kısa mesafede olduğu için yani e, burada hemen resimde göstereceğim idrar kanalı vajina ve anüs çok yakın olduğu için Maalesef ki idrar yolu enfeksiyonu yani sistit sık yaşıyoruz. Aslında sistit dediğimiz şey mesanenin yani idrar kesesinin inflamasyonudur. Çoğunlukla da bu bakterilerle özellikle de Escherichia coli denen bir bakteriyle oluyor. Neredeyse %80-90'ı bu eşerya koliden oluyor enfeksiyonun. Bu da doğal olarak az önce saydığım semptomlara neden oluyor. Hatta kadınların bir kısmı bu sistiti tekrar tekrar yaşıyorlar. Bu sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu yani sistit olan insanlarda yapılmış bir çalışma var. Yapılan çalışma ne gösteriyor biliyor musunuz? Özellikle sık idrar yolu enfeksiyonu için en önemli risk faktörünün cinsel ilişki sıklığı olduğu gösteriliyor. Yani cinsel ilişki aslında sistit olmak için bir risk faktörü. Bununla beraber o kişilerde yine annesinde sistit öyküsü olan, 15 yaş ve daha erken küçük yaşlarda sistit geçirmiş olan kişilerde veya hayatına yeni bir seks partneri, cinsel partner girmiş olan insanlarda tekrarlayan sistiti biz daha fazla görüyoruz. Bu anlamda bu cinsel ilişki sıklığı ve cinsel ilişki demek ki sistitle ilişkili bir durummuş. Biz çalışmalarda bunu gözlemlemiş oluyoruz. İşte gelelim balayı sistetine. Hayatında ilk kez cinsel ilişkiye giren insanlarda veya uzun süre cinsel ilişki yaşamamış ve daha sonra yeni bir partner veya ilk partner ile cinsel ilişki yaşamış kişilerde olan sistetin takma ismine balayı sisteti denmektedir. Bugün tabi çok kullandığımız akademik dünyada da kullanmıyoruz. İşte bilimsel çalışmalarda da kullanmıyoruz. Pratikte çok kullandığımız bir şey değil ama 90'larda popüler olan bir nickname aslında balayı sistiti. Ama sonuç olarak cinsel ilişkiyle beraber üretra yani idrar yaptığımız kanal iritasyonuna bağlı bakterilerin bulaşıp ki az önce de söyledim bakteriyi bakterilerin bulaşıp kadında cinsel ilişki sonrası bir sistit atağı yaşanması anlamına gelmektedir. O yüzden önlemlerimizi alacağız. En önemli önlem nedir bu durumda? Genital hijyene dikkat edilmesi... Özellikle spermisit gibi kontraseptif yöntemlerin kullanılmaması, tuvaletten önce sonra elimizi yıkamak ve genel hijyen kuralları, işte vajinanın içini yıkamamak, kimyasal ajanlar kullanmamak vesaire gibi pek çok genel hijyen kuralımız var. Bugünün konusu değil. Özellikle cinsel ilişki sonrası ne yazık ki sistit hata yaşadığımızda bir antibiyotik kullanma ihtiyacımız olabilir. Eğer sistit belirtileri videonun başında saydığım durumlar olursa bir idrar tahlili, idrar kültürü ee, özellikle yaptırmanızda fayda var. Ona göre de bir an önce tedavi olmanızda fayda var. Çünkü basit idrar yolu enfeksiyonları, sistit yani idrar kesesinin iltihabi durumu daha ciddi böbrek yollarına kadar çıkıp daha ciddi sorunlara yol açabilir. Özellikle risk grubu olan olgularda. Umarım bu video birilerinin işine yaramıştır. Umarım sizi yine bilgilendirebilmişimdir. Videomu beğendiyseniz beğendim tuşuna basarsanız çok memnun olurum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum.